Musa peygamber bir yerden geçiyor diye bu hikayeyi de söyleyeyim. Büyük Şeyh'in Sultan'ın evliya. Bir yere uğradı. O köyün kıyısında bir şey gördü, bir pınar akıyor. Ve köy yeşillik, efendim, güzel, ışıklı bir köy. Ağaçlarıyla, meyveleriyle, düzenleri, insanları, güleş insanlar. Çünkü kalpte imanın güneşi parladı mı, göze parlaklık verir. Kalp karardığı vakit yüz karmakarışık olur. Yüzlerin karanlık olması. Bazı simsiyah insan olur ama yüzü aydınlıktır. Boyaya bakma sen. Yüzü beyazdır, karanlıktır. Çok yüzü beyaz insan var, karanlıktır. Çok simsiyah, abanoz gibi insan var, efendim, yüzü aydınlıktır. Yani beyaz insan olmakla yüzü aydınlık olmuyor. Aydınlık olmak meselesi kalpteki imana bak. Yüzü aydınlık insanlar çok var, renkli insanlar da. Yüzü karanlık, çok insanlar var, beyaz insanlar da. Yüzleri aydınlık bir kavim diyor. Misafir etti Musa peygamberi. Onlarla sohbet edip geçip gitti. Aradan zaman geçti. Tekrar yolu diyor oraya uğradı. Oraya uğradı. Baktı ki o pınar bulundu. Ağaçlar, onlar da çürüdü, kurudu, bitti. Evlerde kimse kalmadı. Evlerin mertekleri böyle çökmüş. O memleket, efendim, berrah olmuş millet içerisinden. Hepsi beranlık olmuş. Ya Rabbi dedi, hikmetini sen bilirsin. Ben bilmedim ne oldu bu kavma. Bu kavim hepsi bu kadar salih insanlar ibadetlerinde yüzleri aydınlı pullar, ışıklı bir memleket, bağları bahçelarıyla, sularıyla böyle şenlikli bir yer birdenbire nasıl oldu da bu hale geldi? Birdenbire değil ya Musa. Bir zaman sen gittikten sonra buradan namazsız kimse geçti. Namaz kılmayan bir adam, bir kul geçti buradan. O pınardan içti. Elini yüzünü yıkadı. Onun şomluğundan pınar bulup, pınar buluttu. Ona yol verdikleri için o kullar, onların da bağlarını, bahçelerini o pınar kuruduğu vakit onlar da kurumaya mahkum etti. Ve o bana secdesiz bu, oradan içtiği için kuruttu. O secdesiz bunu onlar da kabul ettikleri için oradan geçsin. Ona onu kabul ettiklerinden onları da tarumar edip böyle bağlarını, bahçelerini de kurulup onları da tükettik dedi. Bey namaz bu, buradan geçtiği için de aman ya Rabbi. Geçmiş ümmetlerin hali bu. Bir kişinin sebebinden bin kişiyi vark ederdi Cenab-ı Allah. Bir asinin isyanlığına. Bu Habib'in hürmetine bin asinin içerisinde bir yollu kimse bulunsa onun hürmetine bin kişinin isyanını kapattırıyor Cenab-ı Allah.
O rahmet peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yoksa biz, her birimiz bir ümmet batıran şeyhi biliriz biz. Her birimiz, öyle günahımız, günahlarımız var, bir tanesi başka ümmetlerin arasında bulunsa, yolun sokaklı ümmetlerin, onları batırırdı, o şey gibi, o adam, o namı batırdı. Allah aman ya Rabbi. Ne isyanlar var. Akılına fikrine gelmeyen isyan. Acayip, acayip. 800 menhiyat var. Yasak olan işler var. Yine Şeyhimiz Sultan-ı Evliya'dır. Öyle buyuruldu. Deccal çıktığı vakit bu insanlara öğreteceği kötü yol, kötülük, günah ve isyan kalmadı diyor. O gelmeden hepsini tamamladılar. Hepsi tamamdı diyor. Büyük Deccal geldiği vakitte bunu yapın, şunu yapın diye öğreteceği bir günah kalmadı. Hepsini işliyor bu zaman insan. Aklına fikrine gelmedi. Düşünsen bulamadın. Allah aman ya Rabbi. Bizi nefsimize bırakma. Nefis, şeytan ile buluştuğu zaman icat etmeyeceği kötülük yok. Onun için bizim nefsimizi şeytan ile kavuşmaya bırak. Bırakmayan Allah'a hamdolsun. Bıraksa hemen şer doğar. Kadın erkek beraber yatıyor gibi, efendim, o nefis şeytanla buluştuğu anında bir şer doğar hemen. Bir günah, bir isyan doğar.